Merhaba, ben Doktor Ersan Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda sizlerle tiroid kanserleri, bulgu belirti ve tedaviler hakkındaki bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bir önceki videoda tiroid kanserlerinden en sık görülen tip olan papiller tiroid kanseri ile ilgili bilgilerimi paylaşmıştım. Bugün ikinci sıradaki tiroid kanseri olan foliküler tiroid karsinomundan bahsedeceğim. Bir takım özellikler, bir takım ayrıcalıkları var. Bunlardan söz etmek gerekli. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Foliküler tiroid kanseri genel tiroid kanserlerinin %5 ila %10'u kadarı foliküler tiroid karsinomu. Daha yaşlı grupta ve kadınlarda daha sık gözüküyor. Risk faktörlerini düşündüğümüz zaman iyot eksikliği en önemli risk faktörü kabul ediliyor ve klasik bilgi papiller kanserde olduğu gibi tiroid bölgesinin radyasyona maruz kalması en önemli risk faktörleri. Papiller karsinomu arasında önemli farklar var. Papiller kanserler komşu lenf bezlerine yayılmaya eğilimliyken foliküler karsinom bunun tam tersi. Komşu lenf bezlerine yayılma oranı son derece düşük. Yani yaklaşık %5'inde foliküler karsinomların aynı taraftaki lenf bezlerinde yayılım söz konusu olabiliyor. Papiller kansere göre bir diğer önemli farkı ise uzak metastaz dediğimiz uzaktaki organlara akciğer ya da kemik metastazı papiller kanser oranı daha sık olmakta. Foliküler karsinom da papiller karsinom gibi diferansiye tiroid kanserlerinden birisi. Yani kanserli tiroid hücreleri ana yani normal tiroid hücrelerine çok benziyor. Bunların tanısında biraz sıkıntı var. Normalde daha önce de konuştuğumuz gibi tiroid kanserleri nodüller yapıyor. Nodülleri gördüğümüzde eğer kanser şüpheli bulgular varsa bunlara ince iğne biyopsisi yapıyoruz. Hücre alıyoruz. Hücreleri patologlar inceliyor. Tanı böyle konuyor. Foliküler karsinomda foliküler karsinom tanısını ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz tiroid biyopsisiyle koyma şansımız yok. Çünkü bir foliküler lezyon düşünüyorsak, foliküler neoplazi diyoruz buna. Bunun kanser olup olmadığı ancak ameliyatla tiroid dokusu alındığında o lezyonun, nodülün etrafına yayılımı olup olmadığını değerlendirerek bunun tanısı konuyor. Alt tipleri var. Çok agresif tipleri, az yayılan, çok yayılan tipleri var. Ama genel olarak gidişatı, prognozu iyi bir kanser türü. Burada çok önemli bir şey var. Biz radyologlara çok önemli bir görev düşüyor bence. Bir tiroid ultrasonografisi yaptık. Nodül gördük ve biyopsi yapmaya karar verdik buna. Biyopsi de yapıldı ve sonuçta normal geldi. Bu olabilen bir şey. Çünkü patoloji açısından da yapılan biyopsi sonucunda bunun bir foliküler kanser olma ihtimali olduğunu söylemek de çok kolay değil. Çünkü dediğim gibi normale çok benziyorlar bu hücreler. Fakat radyolojik olarak bizler ultrasonografide bir nodüle baktığımızda bunun bir foliküler lezyon, kanser ya da adenom yani iyi huylu ya da kötü huylu ama foliküler özellikler taşıyan bir lezyon olabileceğini raporumuza yazmalıyız bence ve bunu patolojiye de söylemeliyiz. Yani şunu demeliyiz. Ultrasonografide foliküler lezyon düşündük diye. Biyopsi sonucunda resimde de gördüğünüz gibi tiroidin normal dokusunda olan folikül adını verdiğimiz küçük havuzcuklar oluyor gene bunlarda. Sadece miktar olarak çok fazla küçük küçük ve sık sık hücre gruplarından oluşuyor. Hücreleri incelediğimizde gene mikroskop altında belirgin kanser özelliklerinin olmadığını görüyoruz ki bu nedenle zaten ince iğne biyopsisiyle tanısı konamıyor bunun. Ve ameliyat sonrası kendisine ait bir kapsülü var bunun. Bir yumurta düşünün. Yumurtanın dış kabuğunu değil ama haşlanmış bir yumurtanın dışında incecik bir zar olur ya benzer bir zar olduğunu düşünün. Bu foliküler adenom ya da karsinomların bu şekilde bir kapsülü oluyor. Bunun kanser olup olmadığının tanısı bu lezyonu aldığımızda bu kapsüle kanserli hücrelerin yayılıp yayılmadığının değerlendirilmesiyle oluyor. Yani bu bir lezyona ultrason yaptık, biyopsi kararı verdik, biyopsi yaptık, hasta ameliyat oldu. Bizim radyolojik olarak bu lezyonda foliküler bir adenom ya da karsinom olabileceği şüphemizi taşıdığımızı belirtmemiz lazım ki patolojinin işi kolaylaşsın. Çünkü herhangi bir nodülde kapsül çok detaylı şekilde foliküler kanser şüpheli bir lezyona göre çok detaylı şekilde incelenmiyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Foliküler lezyonların ultrasonografide kendine özel bulguları var. Bunlara bir bakmak lazım. Genel olarak prognozu dediğim gibi çok iyi bir kanser türü. Papiller karsinoma göre biraz daha agresif seyredebiliyor. Takip süreçleri papiller karsinoma göre ilk 5 yılda özellikle çok daha sıkı yapılıyor. Ve alt tiplendirmesi yani bunun alt tipleri var. Onların çok iyi yapılması lazım. Fakat tanısının güç olduğunu biz radyo uzmanlarına bu konuda çok iş düştüğünü mutlaka belirtmek istiyorum. Tanısı için patolojinin uyarılması lazım. Sonografik bulguların foliküler bir lezyon düşündürdüğünü söylememiz lazım. Tam tanısı ameliyattan sonra yapılan patolojik incelemede konuyor. Tedavisi ise basitçe tiroid bezinin alınması ve gerek varsa radyoaktif iyot tedavisi. Yine burada çok büyük kurtarıcı radyoaktif iyot tedavisinin yapılmasıdır. Foliküler karsinom gerçekten bence tanısı zor olan bir gruptur. Böyle bir tanı aldıysanız takiplerinizi asla aksatmayınız. Düzenli şekilde doktorunuza takipler için gitmeye devam ediniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.